İyi akşamlar değerli izleyenler söz hakkıyla karşınızdayız efendim. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta salı gününde de çok değerli bir konumuzla birlikteyiz. Hem ülke gündemini hem de çalışma hayatı gündeminde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Ankara stüdyolarımızda Türkiye Kamu Sen, dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımız ve Türk Tarım Orman Sen genel başkanı Sayın Ahmet Demirci stüdyo konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi Sayın iyi Başkanım var. çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Amin. Evet orucumuza <laughs> aşık ve e, izleyicilerimizin karşısındayız. Ramazan'da yavaş yavaş ortalara doğru geldik başkanım. Yani, Allah kabul etsin oruçlarımızı, yani, ibadetlerimizi. Yani. Bir küçük Ramazan mesajıyla başlayalım isterseniz. Buyurun. E Tabii mübarek Ramazan ayının uhreviyatı ayrı. İnsanların yani barış, huzur, mutluluk e, dileklerimizle mübarek üç aylara girdik, başladık. İki mübarek ayımız geçti. Üçüncü mübarek ayımız inşallah tüm İslam alemine Ramazan'ımız hayırlar getirsin. İnşallah afatlarımızın sonu olsun. Amin. Afat yaralarımızın sarılmasına inşallah vesile olsun. İnşallah hayırlı bayramlara da ulaşalım. Nice bayramlara hep birlikte millet olarak huzur ve mutluluk içerisinde ulaşmış olalım. Amin başkanım. Ağzınıza sağlık. Temennimiz o. Başkanımız, başkanım tabii ülkemizin gündemi 14 Mayıs seçimleri ama bir büyük daha önemli gündemimiz var ki 6 Şubat akşamında yaşadığımız ve gündüzünde yaşadığımız iki büyük depremle sarsıldık. Hiç unutmamamız gereken de bir gündem. Elbette tabii ki Türkiye Kamusalı olarak işte devletimiz ve sivil toplum kuruluşları hala bölgede. Siz de üzerinize düşeni yapmaya devam ediyorsunuz. Başkanım ne yazık ki resmi rakamlara baktığımızda 50 bin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir kez daha Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. İlk günden ilk andan itibaren alandasınız, sahadasınız. O günden başlayarak bugüne kadar neler söylemek istersiniz? Türkiye Kamusalı olarak nereye imza attınız? Yani Türkiye'nin tabii asrın felaketi dediğimiz... Öyle de kayıtlara düşmüş son yüzyılda ülkemiz böyle bir felaket görmemiş. Dünyada da böyle bir felaketin görülmediği yani bu kadar büyüklükte bu kadar geniş bir alanı etkileyen bu kadar geniş acılar bırakan bir felaket dünyada da pek görülmemiş. Böyle bir afetle maalesef bizim neslimiz bu dönem bu aralar işte 6 Şubat itibarıyla yüz yüze geldik. Evet. Her sadece Türkiye değil bölgemiz işte komşu ülkelerimiz de etkilendi. E Tabii 50 binin üzerinde can kaybımız var, mal kayıplarımızı konuşacağız belki biraz sonra hizmet kolumuzda e malcanın yongasıdır dediğimiz yani tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili kayıplarımız. Evet. Yani baktığımızda neresinden baksak acı ve çok büyük bir acı ve evet dediğiniz gibi deprem olduğu gün aslında bizim başka bir gündemimiz vardı. Bizim o gün konfederasyon genel başkanımız Sayın Önder Kahveci başkanımla beraber biletlerimiz alınmış. Azerbaycan'da bir resmi programımız vardı. Oraya davetliydik. Tam oraya gidecektik derken o gün sabah böyle bir durumla karşılaştık. Tabii ki böyle bir seyahatimiz olmadı. Direkt doğrudan iptal ettik. Tam da tersten bir akıntı başladı. İşte kardeş ülkelerden ülkemize can kurtarma ekipleri, yardım ekipleri gelmeye başladı. Zaten onlar da o programı çok hızlı bir şekilde kardeş ülkemizde programı iptal ederek ya da sınırlı tutarak ülke ülkemize yardım için koştular ve biz de Türkiye Kamu Sen'in böyle durumlarda geçmişten beri bizim afetlerde alıştığımız, bizim de kendimize göre bir çok acil toparlandığımız bir afet komisyonumuz var. Hemen onu toparladık. Genel başkanlarımızdan oluşan ve beraberce beş genel başkan olarak bizler oturduk. E, doğrudan alanla ilgili birinci ağızlardan bilgi edinimiyle ilgili ki çok zor şartlarda biliyorsunuz. Ulaşabildiğimiz her alandan biri bir bilgiler toparlamaya başladık. Bölgeyle ilgili ve çok acil ihtiyaçlarla ilgili depremin ikinci günü yani salı günden itibaren de doğrudan alana intikal ettik. Uh -huh. Karınca kararınca şekilde. organize ettiğimiz, Türkiye genelinden organize ettiğimiz çok acil ilaç, mama, bebek mamaları, bebek bezleri, işte hijyenik hijyente malzemeleri ve kışlık giyim, kuşan malzemesi ve yani çadır barınma ihtiyaçlarını temin edecek böyle tedricen bulabildiğimiz her şeyi Türkiye genelindeki tüm teşkilatlarımızın da katılımıyla bir organizasyona giriştik ve depremin ikinci gününden itibaren e ben de tüm diğer genel başkanlarımızda, tüm sendikalarımızın genel merkez yönetim kurullarımızda ve hatta işte bölgede, bölge dışındaki şubelerimiz, hizmet kollarımızdaki alana akın ettiler. Şimdi tabii belki biraz şuursuzcaydı ilk zamanlar bu akım. Çünkü gittiğiniz yerde Çok tam olarak neyle karşılaşacaksınız, bir yardım maksadıyla gidildi ama tam olarak ne yapacaksınız, bir yardım organizasyonunu neresinden tutacağınız Tam belli değildi. İlk 2-3 günlük biraz daha kaotik bir ortam yaşandı. Ondan sonra da çok şükür ki sistem yavaş yavaş düzelmeye başladı. En azından tahrip olan yolların açılmasıyla o panik havasının ilk etapta atlanmasıyla ondan sonra yani bir yardım organizasyonu başladı. Çok acil yardımlarla ilgili tüm sivil toplum kuruluşları ne yaptıysa biz de onu yaptık. Maddi ve manevi Türkiye'de Herkes bu yaraların sarılması için üzerine düşen görevi bence yaptı yerinde. Yani bunu Tabii. şuncular yapmadı, bucular eksik yaptı gibi ya da siyasi bir söylem ya da sivil toplum kuruluşları arasındaki rekabette e, asla girmeden herkes karınca kararınca elinden gelenin en iyisini yapıp sahaya yansıtmaya bu acıları paylaşmaya gayret ettiğini gördük. Evet eksikleri olduğu, e, organizasyonda çok sıkıntılar olduğu, belki... Kamu e, sivil toplum anlaşması bu anlamda çok yeterli gelemedi. Hala belki eksiklikler var ama afat o kadar büyük bir afat, e, öyle büyük bir afet olmuştu ki yani anlatmak e, çok dille anlatılabilir değil, tasavvur edilebilir değil. Girdiğinizde bir şey görüyorsunuz. Bir şehrin üstünden çok büyük bir silindir geçmiş gibi hissediyorsunuz. Çünkü yıkılmadık bina görmüyorsunuz. Zaman zaman bize ulaşmaya gayret ettiler. Orada görevli olduğumuzu bilen yakınlarımız ya da teşkilatımızın mensupları bize doğrudan Whatsapp'tan ki ulaşım, iletişim çok zordu o günlerde. Böyle ara ara düzelip düzelip geri sıkıntıları yaşatır durumdu. Mesaj gönderiyor. Diyor ki işte filan Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta, filan sokakta, filan evden canlı emaresi geliyor. Mesaj aldık. Oraya çok acil iş makinesi lazım. Sizin o sokağa gidebilmeniz için önce o caddeyi geçmeniz lazım. Aynen. O cadde içerisinden, üzerinden oraya ulaşabilmeniz. Yani onu göremediği için insanlar belki tasavvur edemiyor. Sosyal medyada zaman zaman bu konuda çok paylaşımlar da oldu. İnsanlar işte filan yerde canlılara ulaşılamadı. Ulaşma için önce bir iş makinesiyle o yolu açmak lazım. Düzensiz belki şehirleşmenin getirdiği bir sonuçtu bu. Yani o o adrese varınca kadar o yolun caddenin üzerindeki o sağlı sollu yıkıntılar caddenin kapandığı yolun kapandığı yerde üstünden çiğneyerek girip bir yeri kurtarma ekibini oraya götüremiyorsunuz. Yani bir sınırından bir sırasından başlamanız gerekiyordu. Yani bunu orada görerek bakıyorsunuz. Onun için Allah'ın bir daha inşallah bu tür büyük afatlar hiçbir afat vermesin milletimize yaşatmasın inşallah ama bu e, tabi geçmişte biz Anladığım kadarıyla geçmiş yaşadığımız Kocaeli İzmit İstanbul depremlerinden, Düzce depremlerinden sonra kısmen işte bazı dersleri almışız ama daha çok almamız gereken mesafe ve dersler olduğunu evet. burada gördük. Ama bazı şeylerin şerlerin hayra yorulmasıyla ilgili de en azından bir kanaat belirtmem gerekirse o da toplumumuz gerçekten gerçekten kalbi kardeşlik hukukuna çok açık, yardım Kesinlikle. duygusuna çok açık ve e, hiç bilmediği, hiç daha önce gitmediği yerdeki insanları bizzat giderek şefkatle onlara yardım elini uzatır. Hatta oradaki insanları hiç bila bedel evinde barkında ağırlamak gibi bir gayret içerisine girmiştir. E, biz de Türkiye Kamu Teşkilatlarımız öyle yaptı. Hemen depremden sonra tüm misafirhanelerimizi Ankara'dakileri ve İstanbul misafirhanelerimizi komple açtık. E, Bila bedel oradan gelen deprem mağdurlarına tahsis ettik. Başka? Evet. E, bakıyorsunuz yine Türkiye genelinde bize gelen bu tür taleplerin tamamını e, oteller, misafirhaneler ya da bizzat üyelerimizin bizlerin evlerinde ağırlamaya gayret ettik. yaralar hala devam ediyor. Sarmaya gayret ettik ki hala yaralar devam etmekte. Şimdi tabii gün geçtikçe ihtiyaçlar değişti farkındaysanız. Yani kamuoyunda fark ediyor bunu. İlk gün olanlar, daha sonra gelenler. Yani şimdi her gün değişen ihtiyaçlara göre e, insanların beklentileri var. Türkiye Kamu Sen'de imkanlarını elinden geleni kullanarak, sonuna kadar zorlayarak, kullanarak yardım etmeye gayret ediyor. Bu yardımlarımız devam ediyor. Evet. Yani çok büyük afet onu söyleyeyim. Evet, evet kesinlikle başkanım. 11 ili etkileyen önemli ve büyük bir hakikaten afet. Allah evet. hepsinin yardımcısı olsun vatandaşlarımız ama devletimiz orada. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Başkanım tabii sürekli gittiniz geldiniz. ilk günler zaten oradaydınız. Evet. Manzarayı da gördünüz. Kamu görevlilerinin özellikle orada daha doğrusu depremden etkilen tüm vatandaşlarımızın sorunlarını çok hızlı bir şekilde çözülebilmesi adına da kamu görevlileri gerçekten e, hani canış çalışıyorlar orada. Evet. E, talepleri, istekleri nedir? Bugün için sizin çalışmalarınız var mı? Biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Şimdi tabii ilk günden gittiğimizde bir şey gördük depremin doğrudan etkilediği alan olduğuna göre bölge olduğuna göre bölgede bizzat biyolojik olarak bölgede yani devletin eli olan aslında kamu çalışanları da bu işten en çok etkilenenlerin başında kamu çalışanları da geliyor. Yani daha doğrusu deprem mağduriyeti kamu çalışanlarını dışarıda tutmadı. Tabii. Onların da aile bireyleri kendileri evet. birinci derecede aile bireyleri depremde kayıp olduğu, durulamayacak yani tamamen harabeye dönmüş evleri Çalıştıkları kurum, tüm Tabii. sistem komple gitti. Ama yani. buna rağmen devleti yeniden ayağa kaldırmak için başta oradaki kamu çalışanları çok yoğun bir e, özveriyle, yani aile bireylerini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş kamu çalışanı gördüm ya alanda. Yani çocuğunu kaybetmiş, dün defnetmiş, bugün diğer deprem zedelerinin. E, ihtiyaçlarını gidermeye, onlara yardım etmeye gayret ediyor. İşte basına yayına da çıktı. Yani sorulduğunda ya bunu ne yapıyorsunuz? Kendimi terapi ediyorum diyebilecek kadar insanlar yani bu konuda e Tam da Türk milletine yakışır bir haslet içerisinde bunu yardımlaşma duygusunu ve kendini feda etme duygusunu oralarda gördük. Ve tabi başta ben oradaki tüm kamu çalışanlarına, üyelerimize, tüm teşkilat yöneticilerimize ayrı ayrı çok teşekkürler ediyorum. Çünkü bizler Türkiye genelinde oralara bir yardım ulaştırma seferberliği başlattık. E normalde baktığımızda Ankara'dan şöyledir bu. Bir yardım... E, Toparlarsınız maddi ya da manevi anlamda evet. oradaki insanların yaralarını saracak. Bunun Ankara'da bir toplanma alanı vardır ya da Türkiye'de illerde AFAD acil yardım işte toplama alanları vardır. Ama bunun gittiği yerde nereye gideceğini düşünmeyi şöyle düşünürüz. Herhalde orada da mesela Hatay'da da AFAD'ın bir yardım dağıtım ya da yardımın gelindiği ve teslim alındığı yerler vardır. Öyle bir yer, öyle bir manzara beklemekte. Böyle bir manzara yok. Gittiğiniz yerde siz iyi niyetlerle topladığınız buradaki yardımları gönderdiğinizde karşı tarafta ne afadın yeri kalmış ne toplama alanı kalmış ne de orada bu yardımı koordine edecek insanlarda irade kalmış. İşte orada yeniden depremin şokunu atlattıktan sonra başta oradaki kamu çalışanları ve kendi meslek kolumuzda hizmet kolumuzda da gurur duyduğumuz üyelerimiz kamu çalışanları gönüllü olarak oraya gidip taşın altına bedenini elini koyan bu işte mağduriyete ortak olan yardım etmek gayesiyle oraya kendi imkanlarıyla giden altını çiziyorum. Evet. Daha sonraki günlerde devletin imkanlarıyla gitmeye başladı insanlar bu insanlarımız oraya giderek bu organizasyonlarda bizzat görev üstlendiler. Hiçbir karşılık beklemeden tamamen Allah rızası için oradaki insanlar yardım etmek açılarını paylaşmak içindi. Elleriyle insanların o enkazları nasıl hiç tanımadığı, bilmediği insanların enkazın altından çıkartılması için nasıl gayretler sarf ettikleri hepimiz hep beraber Gerçekten. yaşadık, gördük. Onun için başta kamu çalışanları, tüm oradaki görev yapanlar, tabi oraya gönüllü olarak gidip oradaki arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına destek olanlar, tüm kamu çalışanlarına müteşekkiriz. Yani onlara teşekkür borcumuz var. Elbette. Hepsi var olsunlar sağ olsunlar yani depremin olumsuzluğu belki hani onu bir cümleyle tekrar etmek lazımsa şerden hayır çıkarmak dediğimiz şey yardımlaşma duygumuzu tekrar vicdani duygularımızın ne kadar tavan yaptığını ne kadar hisli bir millet olduğumuzu bir kez daha bu olumsuz tablo önümüze çıkardı. Çok şükür iyi ki yani çok şükür ki böyle bir mensubiyete böyle bir millete aidiyetimiz var. Var olsun Türk milleti. Hep şu örneği veriyoruz başkanım o deprem duyulduğu andan itibaren ilk gün kilometrelerce oluşan bir kuyruk. Evet. Siz de belki yolda buna şahit oldunuz hani yollar darmadağın olmuş ama tırlarla kamyonlarla pick ne bulurlarsa vatandaşlar evet. değil mi giyim tabii, tabii, gıda tabii, vesaire tabii, tabii. İşte bu herhalde birçok şeyi göstermiş oluyor yani yani tabii ki bu bu kadar insanın belki o da düzensiz olarak o mesela Hatay'da o problem çok da yaşandı. Diğer illerin giriş çıkışları belki çok fazla tarif olmamıştı. Şehrin içerisinde çok e, Tabii e, caddeler kırılmıştı, problem vardı, yıkıntıların altındaydı ama en azından Hatay gibi değildi. Hatay'da iki tane giriş, yani Kırıkhan tarafından, yani e, Kilis tarafından giriş de, İskenderun tarafından giriş de çok kötü tahrip olmuştu. Zaten iki 3 gün içerisinde buna rağmen o yollardan iktidai şartlarla, kendi şartlarıyla o bir şekilde geçip, o hataya ulaşan yani lastiklerini, arabalarının cantlarını feda eden araçları yani iyice artık hurdaya çıkmış araçlarla oraya ulaşmaya gayret eden ve nihayetinde araçlarını yolun kenarına çekip terk etmek zorunda kalan insanları gördüm. Yani çok iyi niyetlerin yanında olumsuz tablolar da gördük. Çok az da olsa yani bu işin kötü niyeti bazı işte Özellikle sosyal medya yani, üzerinden. Yani yardım malzemelerinin <laughs> biraz talan edildiğine yönelik ne bileyim insanların kıymetli eşyalarının soyulmasına yönelik ama devletimiz büyüktür hemen anında da onun tedbirini aldı zaten. Alanlara bir ibretlik cezalandırmalarda yapılınca zaten. E, baktık ki oradan da sonuç e, yani oradan da çok şükür milletimiz yeniden en azından e, hak ettiği o e, ceza alması gerekenler hak ettiği cezayı aldığını millet gördüğünde yeniden e, yani huzur içerisinde en azından oradaki insanlarımızın dertlerini paylaşmaya evet. devam etti. Biz yani şunu söyleyeyim o bölgede ama aklımızda kalacak bazı şeyler var. Her gidenin aklında kalmıştır. Bölgenin nasıl koktuğu hala aklımızdadır. Bir köşede yazılıdır bölgenin. Çünkü yani nihayetinde bu ölümdür. Ölümle ilgili belirli süreden sonra o mesela Hatay'da denizden esen o rüzgar size o kokuyu getirir ve aklınızda kalıcıdır. Ben de kalıcı olmuştur mesela o yani oradaki insanlarımızın çoğu ben de dahil hala belki çekiyoruz. İşte astım ve KOAH'la ilgili problem, hı hı. işte asbesti ne bileyim, işte Doğru. eski binaların e, yıkıntılarından kaynaklı o tozlardan etkilenen, oradakiler, dışarıdan gidenler. Allah hepimize yardım etsin inşallah Dağmen. dediğim gibi kısa zamanda e, herhangi bir siyasi argümana sokmadan bu işleri, herhangi bir itişmeye, karışmaya, ayrışmaya sebep vermeden bu memleketimizin e, bir köşesinin, her köşesinin aynı anlamda imara açık olduğunu, bizim milletimizin tevazusu ve özverisiyle imar edileceğine inancımızla orada görevimiz devam ediyor. Kesintisi zaten bir defa gidip gelmiyoruz. Bizim ekiplerimiz devamlı ihtiyaçları tespit Tabii. ederek özellikle kendi teşkilatlarımız Türk Tarım Orman Sen olarak kamu sene bağlı sendikalarımız diğer sendikal şubelerimiz üzerinde işte mübarek Ramazan ayı da dikkate alındığında özellikle bu dönemde yardımlaşmanın da en pik yapması gereken bu dönemde elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Orayı ayağa kaldırıncaya kadar da devam etmek zorundayız hep beraber. Kesinlikle. Başkan bol bol da selamlar var sizlere. Sevgili Hilal Tekin Ocak sevgili evet. Sari Temir Başkanımız Serdar Avcı, Halil İbrahim Akyüz Muhammed Aslan, Özdemir Göçer sevgili Sefa Yurtoğlu selam ve sevgilerini göndermişler. Sizlerden bölgeden de... de evet yazan değerli muhtemelen teşkilat mensupları sağ olsunlar. Onlar da Çok selam ve sevgilerini getirmişler evet. sizlere. E, amin. Türkiye Kamusu'nun elinden geldiğince bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tabii hem kamu görevlileri nezdinde hem de orada yaşayan evet. halkımız nezdinde mutlaka milletimiz lezzetinde çalışmalarına devam ettirecektir. Başkanım siz tabii Tarım, Orman ve Hizmet konunun e, genel başkanısınız. E, bölgeyi belki en çok etkileyen e, program da söyledik ya. Hani tarımsal aranlar, hayvancılık vesaire gibi. Evet. Size e, ulaşan doneler var mı? Elinizde ne gibi bilgiler var? Biraz onlara değinelim mi başkanım? E, tabii bizzat aslında bizim çalıştığımız, bizim ortaya koyduğumuz, oradaki teşkilatlarımızla beraber ortaya koyduğumuz e, raporumuz var. Yani en azından depremin tarım ve ormançılıkla ilgili tarım, yani bitkisel üretim, hayvansal üretim hı hı. anlamında neleri etkilediği ile ilgili bazı durumlar var ama şunu ilave etmek lazım belki biraz önceki konuşmalarımıza. Şimdi çok büyük bir beklenti var. Tabii bölgede büyük bir mağduriyet var. Çalışanların büyük bir mağduriyeti var. Evet. Ve Türkiye komisyonu olarak bizden, sendikalardan Türkiye Cumhuriyeti devletimizi yöneten devlet yöneticilerimizden oradaki insanlarımızın beklentileri var. Bu konuları da karşılamak üzere Türkiye Kamu Sen'in bu deprem komisyonunun buradaki faaliyetlerinden sonra her birimiz toparladığımız bilgileri getirdik Ankara'da. şu anda Genel Başkan Vekilimiz Sayın Talip Geylan başkanımızın Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanımız ve bizler de komisyon üyeleri olarak oturduk beraberse bir Türkiye Kamu Sen deprem bölgesi ile ilgili bir rapor hazırladık. Evet. Yani bu bölgenin nasıl yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini Türkiye kamu sen gözlüğüyle analiz ettik ve tabii ki kamu çalışanlarımızın ve kamu hizmetinin yeniden nasıl ayağa kaldırılması gerektiği ile ilgili bir talepler manzumesi oluşturdu. Hı hı. Yani bir an önce yapılması gerekenler. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Kamuoyundan güzel yankılan da aldık. Güzel karşılıklar da aldık. Evet. Ama hala o bölgede kamu çalışanlarımızın bizim bu raporda da tespit ettiğimiz ve talep ettiğimiz konularda hala çözülmeyen bazı konuları var. Mesela orada özellikle Birinci derece aile bireylerini yitiren kamu çalışanlarımız var. Evleri durulamayacak kadar artık yıkık hale gelmiş. Ağır, hasar tamamen ağır hasarlı evet. Ve psikolojisi tamamen dayanılamaz hale gelmiş. Ve bu deprem sebebiyle çok büyük sakatlıklar yaşamış, hala tedavisi devam eden ya da uzun kaybı yaşamış aile evet. bireyleri olan, bizzat evet. kamu çalışanlarının kendileri olan, bu bölgenin dışına doğru yönelik bir, Kayın talepleri var. <laughs> Cumhurbaşkanlığımız e, ilgili kurum kurulu bu konuda hala bir çalışma yaptığını biliyoruz ve bu konuda bir an önce bir deprem mağduriyetini yaşayan personele yönelik bir işte bölge dışına çıkmak isteyenlere yönelik bir talepleri var. Bunların inşallah tedricen böyle zaman içerisinde karşılanması talebi var. Biz de istiyoruz. Bunun dışında bu deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için. Beklediğimiz kamu çalışanlarına yönelik özellikle işte bölgedeki deprem tazminatı, kamuoyuna açıkladık bunları. Ne bileyim oradaki aile işte kayıp eşya ve maddi kayıplarını karşılamaya yönelik o hal dönemindeki ödenmesi gereken o 10.000 TL'lik Sayın Cumhurbaşkanımızın taahhüdünün süresinin uzatılması ve özellikle bölgeyi yeniden kaldırmak, ayağa kaldırmak adına oradaki kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal anlamda desteklenmesini talep ettiğimiz bir Türkiye Kamusuyanı raporumuz var. Bu raporumuzun peşindeyiz, takipçisiyiz. Bunun yani bir an önce uygulanmasını istiyoruz ki o bölgeyi biz ayağa kaldıracaksak kamu çalışanıyla ayağa kaldıracağız. O bölgeden insanların hepsini e, silme dışarıya gönderecek halimiz yok ama o bölgeye mevcutları çalışanlarımızı bir yerlere aktarsak dahi o bölgeye yeniden ayağa kaldıracak ama ekonomik ve sosyal anlamda da özendirecek bir yapıya orayı getirmemiz lazım. Şu anda e, hükümetimiz 11-10 ille başlamıştı. 11 ile getirdi. Şimdi 6-7 ilimizin lokal bölgeleri de olsa onları da dahil etti. Bu deprem bölgesindeki yaraların sarılmasıyla ilgili toplu bir program var. Bunun içerisinde de kamu çalışanlarıyla ilgili yapılması gerekeni bir an önce hızlandırabilirsek yaraların sarılması ve bir an önce devletin ayağa kalkması adına çok faydalı olacak kanaatimiz var. Bunu Türkiye Kamu olarak kamuoyuna da zaten böyle ilan ettik, açıkladık evet. ve takipçisiyiz. Gelelim hizmet kolumuzla ilgili. Evet biz dediğim gibi ikinci günden itibaren oradaydık ben ve ekibim. Bizden benim bu seyahatimizden sonra da tabii yönetim kurulu arkadaşlarımızla zaman zaman gidip tüm alanı taradık daha özelde taradık. Yani hizmet kolumuzla ilgili olarak taradık. Mesela biz ilk gittiğimizde bölgede tabii gıda, giyim, barınma en büyük ihtiyaçlardı. Gıda, giyim ve barınmayla ilgili gelen malzemeler tonla malzemeler geliyordu. Bunların dağıtımında çok yoğun özellikle hizmet kolumuza bağlı kurumların çok yoğun rol aldığını gördük. Mesela DSİ'nin, mesela Orman Genel Müdürlüğü'nün, mesela TMO'nun her türlü yıkılmış binası ve olmayan organizasyonuna rağmen Orman Teşkilatı, Tarım Teşkilatı'nın tüm yerleri, diğer kamu kurumları da öyleydi. Çünkü öyle ya da böyle bizim Kırsal alanlara ulaşımla ilgili imkanlarımız var, kurumlarımızın araçları ne bileyim kış şartlarıydı malumunuz o dönemde. Doğru. Yani dört çeker araçların bulunmadığı her kurumda olmuyor. Yani evet, gidip daha başına siz yardım kolisi ulaştıramıyorsunuz veya yani insanlarınız arazide çalışmaya müsait olamıyor her kamu çalışanı. Bizim evet. arkadaşlarımızın o anlamda da yetki, daha doğrusu bir tecrübelerinden faydalanıldı. Mesela o dönemde olmayan yakıt, mesela soğuk oldu, elektrik jeneratörleri getirmişiz. Tabii. Ama yakıt yok. Sağ olsun Orman Teşkilatımız ve TMO bizzat kurye, yani kurumlar aracılığıyla getirdiği mazotu, benzini dağıttık biz orada. Evet. Yani en büyük ihtiyaç da odun. Orman Genel Müdürümüz, Orman Genel müdürü, Bölge Müdürlerimiz, yaklaşık o bir hafta içerisinde 160 tır bölgeye yakacak odun ki bugün belki bunun ihtiyaç kalemi içerisinde bugün odundan bahsetmiyoruz ama o gün çok önemliydi. Yani ilk biz deprem bölgesine vardığımızda gündüz saat 11'de Kahramanmaraş Göksu'nda hava sıcaklığı gündüz 11'de eksi 14 dereceydi. Şimdi böyle bir şart, böyle bir hava şartında insanların evine giremediği yerde odun en büyük yani giyim, barınma evet. ile beraber çok büyük ihtiyaçtı. Onu ikinci üçüncü gününden itibaren sağlamaya gayret etti. Kamu kurumlarımız bizlerin de desteği ve yönlendirmesiyle. Şimdi dediğim gibi o bölgede tabi gün geçtikçe yaraları biz. Daha doğrusu bir envanter çıkardık önce ve sonra Sayın Bakanımız, bakanlık yetkililerimizle beraber bu konuların üzerine gidiyoruz. Çünkü devlet dediğiniz her şeyle ayağa kalkacak ama önce o bölgedeki insanlarımızı yeniden o bölgede tutabilecek bir irade göstereceğiz. Şimdi o bölge bizim tarım ağırlıklı ekonomik ve sosyal anlamda bir endüstriyel alanımız bizim o bölge. Tabii. Şimdi baktığımızda deprem bölgesi 14 milyon nüfusumuzu kapsayan bir alanımız bu bölge bizim. Tarım alanı itibariyle çok önemli büyüklük var. 4 milyon hektar bir alan ve bunun içerisinde çok spesifik üretimlerimiz var. Mesela üretici sayımız var, 315 bin kayıtlı üreticimiz var bizim burada. Baktığımızda bitkisel üretim adına önemli bitkisel üretimimiz var. Yani Adana'nın özellikle depremden etkilenen ilçelerine bakarsanız Adana'nın yarısı etkilendi ve e, özellikle sebze üretimi ve meyve üretiminin yoğun olduğu Adana ilimiz ve Antakya. Yani Amip Ovasına baktığınızda Tabii. çok geniş bir alan tamamen yıkıldı. Yani ova yıkılmasa da ovayı işletecek çiftçi e, mağduriyeti. Gaziantep'e bakıyorsunuz, Osmaniye'ye bakıyorsunuz. Antep fıstığında marka olmuş illerimiz. Evet. Bakıyorsunuz Kahramanmaraş, e biber, pamuk, mısır dediğinizde öne gelen bölgenin e, en azından paytahtı diyebilecek yerler. E, Adıyaman'a bakıyorsunuz üzüm ve tütün deyince aklımıza gelen ilimiz. E buradan baktığınızda Malatya e kayısı dediğiniz yine üzüm dediğiniz yerimiz ve hayvancılık bölgede 2 milyonun üzerinde büyükbaş hayvan var. 9 milyondan fazla da küçükbaş hayvan var. Ve bölge aracılıkla da hem hal olan bir bölgemiz ve aynı zamanda küçükbaş hayvancılığın da özellikle Gaziantep'te yoğun. yani yoğun olarak bu bölgede küçükbaş hayvancılığın da olduğu yani kanatlı olan yer. Şimdi böyle baktığınızda Bölgede 4512 ağıl ve ahır yıkıldı. Bunun içerisinde baktığınızda 60 bin civarında küçükbaş hayvan ve 10 binin üzerinde büyükbaş hayvan telef oldu. Bu bizim orada bakanlık yetkililerimizle beraber yaptığımız tespitler. Ve tabii ki Gaziantep en büyük telafat Gaziantep'te oldu. Hayvan hayvançılık adına Malatya devamında ve Kahramanmaraş geliyor. Ve tabii ki çiftçilerden epey miktarda Hayatını kaybeden var ama çiftçinin tüm hayatiyetini sürdürdüğü evi barkı gitti. Tabii. E, kullandığı bitkisel üretimde kullandığı traktör hava soğuk olduğu için evler genelde kapalı mekanlarda evinin altında garajdaydı traktörler ekipmanları e, ev yıkılınca altında traktör de yıkıldı. Yani bu türlü tespitlerimiz var o bölgede. Şimdi bakıyorsunuz bu mağduriyeti yaşadıktan sonra en kolay insanlar o bölgeyi terk etmekte buldu çareyi. Şimdi bu terk edenleri bir an önce rehabilit ederek geri götürmemiz lazım. Ama geri götürürken önce evini, barkını, alet ekipmanını toparlayıp hayvancılığını, ağlığını, aharını yeniden imar ederek bir an önce bir hayata yeniden bunları adapte etmek lazım. Şimdi o bölgede bakıyorsunuz mesela kendi gözümüzle gördük. Kırıkhan'da TMO'nun siloları dahil tüm silolar yıkılmış. Şimdi tarımda önemli bir potansiyel e, depo kapasitesi yani ürettiğiniz ürünün satın alındığı, işletildiği, işlendiği e, fabrikalar yıkıldı. Yağ fabrikaları mesela zeytin evet. ve e, yağlık bitkiler işleyen fabrikalar yıkıldı. Başka e, silolar yıkıldı. Şimdi baktığınızda tarımsal anlamda e bu bölgede tedarikçi ilaç, gübre, tedarikçileri, Doğru. tarım alet makinası tedarikçileri mesela onlara baktığınızda çok büyük sıkıntılar yaşandı ve bu anlamda oluşmuş tedarik zinciri çalışanlar bu belki şu anda görülmüyor tarımla ilgili sıkıntılar ama önümüzdeki dönem bunu bir an önce biz rahat edemezsek işte geldik bahar ne yapacağız şimdi Nisan ayı, Mayıs ayı, Haziran ayı, Ekim yapmazsa, yazlık Ekim'ini yapamazsa üretici şimdi ne yapacağız o bölgeden? Ekselen milli ekonomiden eksilecek. Tabii, Onun hayır. için yaraların sarılması için çok önemli bir e, hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Onun için de bakanlığımız çok hızlı hareket etme gayretine girdi. Mesela ilk günden şöyle yaptı. Gönüllülük esasına göre Türkiye genelindeki tüm teşkilatlarımızdan oraya meslektaşlarımızı yönlendirdi. E, canlı, canlı hayvanlarımızı yani ağır <laughs> Tehlike altında olan onları hemen çadırvari, al ya da ahırlar oluşturulup oraya taşıdı. E tabii ki oradaki belki sahiplerinin çok ilgilenemediği hayvanın sağımına kadarını bizim teşkilat mensupları yaptı. Hastalık ve zararlarıyla mücadele. Onun dışında en önemli konulardan biri neydi? Yardım malzemesi de olsa götürdüğünüz malzemelerin, gıdanın, Gıda hijyeni tesis açısından denetimi gerekiyor, kontrolü gerekiyor değil evet, mi? İnsanlara tabii. sağlıklı gıda tükettirmek adına. Yine teşkilatın tüm mesaisi bununla beraber geçti. Hasar tespitiyle geçti ve 24 saat esasına göre bu işleri yaptı. Ve zaman zaman biz olumsuzluklar da yaşadık oradaki idarecilerimizle. Şunu istedik, dedik ki birinci derece aile bireylerini yitirmiş... Duracak seviyede evi barkı kalmamış insanlara bir kolaylık gösterelim. Taşradan gelen insanları yönlendirelim. Yani öncelikle onlara bir oradaki kurumların görevidir. Kurumlar bunlara ikamet edebilecek yerler temin eder sistemi. Yani şimdi veterinerlik hizmetiyle ilgili siz Türk Vet sistemini çalıştırmazsanız kaydı nereden yapacağız biz? Yani özellikle bu internet altyapılarını falan yaptığımız yerde biraz esnek çalışmayla ilgili bir iş yapalım dedik. Mesela aşının olmadığı yerde belki ilin adını vermeye gerek yok ama Depremin olduğu bir pazartesiden sonra Cuma günü tüm teşkilata şu yazıyı yazıp hiç kimse pazartesi herkes mesai de olacak. Raporu filan kabul etmiyorum. Ailesi öleni de ölmeyeni de kimseyi ayıramam. Ben buradaysam siz de geleceksiniz. Hatta ibarenin içerisinde şey işte eşek gibi geleceksiniz gibi affedersiniz. Böyle bir ifadelendirerek insanları tehdit eden idareciler de yaşadık ama şunu bilelim sağduyulu oradaki özellikle koordinatör valilerimiz bu vesileyle ben Adıyaman'da görev yapan Tunceli valimiz, Ordu valimiz gerçekten devlet adamlığı böyle bir şey oluyor. Yani evet. anında ulaşabiliyorsunuz. Anında evet. derdinizi aktarabiliyorsunuz. Oradaki insanların anında refleksi onlara dönüyor ve onlar müdahale ediyorlar. Bunlar da valiler. Validen valiyede fark olduğunu bu deprem bize Kesinlikle. gösterdi. Onu da özellikle onlara teşekkür mahiyetinde alacağım. Ee, özellikle teşkilatımızın hizmet konumuza bağlı e orman Genel Müdürümüz yani biz çok dediştik belki buralarda çok konuştuk zaman zaman uygulamalar ama o bölgede en azından deprem sonrasındaki bakışı ve oradaki organizasyonu adına Orman Genel Müdürümüz, TAGEM Genel Müdürümüz mesela o oralarda iz bırakan, TİGEM Genel Müdürümüz, bunlar kurumlarımız adına TMO Genel Müdürümüz, DSİ Genel Müdürlüğümüz Müdürümüz oralarda iz bıraktılar e personeliyle beraber yani. Ee, i̇nşallah Allah bize bu açıları bir daha göstermez ama tamam. gördüğümüz yer karşılığı oldu. Bizler de oralara gittiğimizde bu türlü tespitleri yaparak tespitlerin karşılığında çok hızlı bir şekilde hayvancılıktaki yem tedarikleri Özellikle canlı hayvanın yem tedarikleri, işte hayvanlarla ilgili dediğimiz gibi hayvan hastalık zararlarına mücadele tedbirleri, e, sağım vesaire o sağımdan işte elde edilen süt ve e, süt ürünlerinin değerlendirilmesiyle ilgili tamamen e, işletme sahiplerinin ortada olamadığı ya da sahip olamadığı, mallarına sahip olamadığı yerde teşkilat bunlara sahip olmaya gayret etti. Hepsi ayrı gayret e, gösterdi. Bu arada tabii bizim de bu teşkilat olarak 123 tane teşkilatımızdan, Mesai arkadaşlarımızdan şehidimiz var orada. So, yani bizim de sendikamız üyesi olarak da 13 arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Ruhları Peki, Allah şad olsun. Başkanım ama önemli rakamlar verdiniz. Tabii çok önemli bir aslında tarımsal alan. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar noktasında evet. ciddi aslında rakamların olduğu. 4512 ağalın yıkıldığını ifade ettiniz ve tabii burada kaybettiğimiz telefon olan hayvanlarımız var. Bunlar dediğiniz gibi milli ekonomimize aslında tabii, hep tabii, tabii. bir dönüşü olacak ama en azından Tarım Bakanlığı'nın hızlı bir şekilde oraya koordineli bir şekilde değil mi? Sizin aranızda yani da... Şu anda da... mesela envanter <laughs> çıkartıldı. Tabii sadece Yok. bu hayvan çiftçi bazlı kayıplarımız var onun dışında yani hayvansal var bitkisel e, özellikle üretim materyallerimizde e, harap olmuş materyallerimiz var e, artı e, kamu kurumlarımızın tamamı yerle ilgisayar olmuş öyle kurumlarımız var ilçelerde il merkezlerinde baktığınızda sistem tamamen göçmüş çiftçi kayıt sistemini Türkçe sistemini alın e, altyapı gitmiş elektrik elektri elektrifikasyon altyapısı internet altyapısı gitmiş Bunlar yavaş yavaş tekrar eski haline geliyor bir an önce tabi bakanlığımızda çalışıyor, biz de gayret ediyoruz. Bir an önce kendi hizmet kolumuzdaki tüm alanların hasar görmüş yeni binalarımızı öncelikle çadır ya da konteynerle başlayan ama sistemi yeniden kurarak vatandaşa öncelikle hizmeti vermek adına e, yeniden bir faal olalım, hayata geçelim. Oradaki arkadaşlarımızın acısı olan arkadaşlarımızı bir an önce rehabilit etmek adına bölgenin evet. dışına çıkaralım. Bölgeyi yeniden ayağa kaldırabilmek adına orada özendirecek yeniden personel alımıyla beraber e, oradaki arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın çalışma düzenli özendirecek, devam etmesini sağlayacak e, teşvikleri getirelim diye beklentimiz var. Bunlara da raporu çok ayrıntılı anlatmayacağım ama evet. yani bizim Türkiye Kamusun olarak bir genel raporumuz, iki Türk Tarım Orman olarak tarımla ilgili, bölgeyle ilgili kendi tespitlerimiz ve alınması gereken tedbirler noktasında hızlı bir çalışma yapıyoruz ama bu tespitlerimiz gün be gün devam ediyor. Tabii. Yani güncelliyoruz çünkü her gün farklılık e, yani gösteriyor. Yani her gün değil mi farklılık başkanım? gösteriyor. İhtiyaçlar Tabii. farklılaşıyor, tespitiniz farklılaşabiliyor. E, onun için yani bu acıyı kimse beklemiyordu ama gördük Tabii. karşımızdaki manzara çok büyük. Bir an önce el atalım da bir sonuç alalım diye hepimizin gayreti var. Biz de çorbada tuzumuz olsun gayretiyle bunu yapıyoruz. Bravo başkanım. Emeklerinize sağlık. Başkanım tabii bol bol selamlar var. Kamu mühendislerinden selamlar var. 3600 ile evet. ilgili selamlar var. Yardım hizmetler var. Gerçi tarım ve orman hizmet kolu ile ilgili ekleyecekleriniz varsa onları alalım. Yok yapalım. şöyle yapalım. Yoksa tarım Yoksa çalışma hayatı. Evet Hizmet kolumuzla ilgili tabii özellikle şu dönemde bir şey yaşıyoruz. Arkadaşlarımız bilsin. Geçmişten beri çok konuştuk gıda kontrol denetim ücretlerinde. Çok şükür ben bu vesileyle bir teşekkür hak ediyor. Teftiş Kurulu Başkanımız bizim en azından Recep Semiz. Bir çalışma yaptık beraber. Evet. E, tabii o çalışmanın içerisinde belki daha üst düzey yöneticilerimiz bir şey eklediler. Gıda kontrol denetim ücretlerinde ek özel hizmet tazminatı alanlar dan mahsup edilecek. Onlar bunu almayacak veya o öden ikisi beraber ödenmeyecek gibi bir hukuken bir yanlış bir değerlendirmeyle bakanlık tamimi var. Ama oraya kadar çok önemli bir mesafeydi. Gıda kontrol denetim ücretlerinde en azından gün kriteri, idarecilerin yoğun olarak inisiyatif almış olmaları filan işinden çıktı. Yani delinin kuyu attığı taşı yavaş yavaş düzeltiyoruz. En son bir konu çıktı. Ona da itirazımızı bir dedik. Yani o biraz önceki bahsettiğim Kanunen ödenmesi zorunlu iki ayrı matrahın idare inisiyatifiyle ödenmeyeceği gibi bir durum, bunun mümkün olmayacağını başta idareciler bilir, yani itaameli, ita amiri, tahakkuk memuru olarak görev yapmışlar bilir bunu. Ama öyle bir uygulama gelmişse de bunun idari anlamda sonuç alamasak yargı süreci devam edecek, bunu söyleyeyim. Personel eksikliğimiz yine has safhada bunu söyleyeyim. Ama bunun devamında da şunu söyleyeyim. Tabi atama ve yer değiştirmelerde mutlaka bir adalet istiyoruz. Bir yönetmenlik hazırlandı. Bizi çok tatmin etmedi. Yani tarım tarafından bahsediyorum. Atama ve yer değiştirme yönetmenliği ile ilgili. Hala atamalarda tarım cenahı ile ilgili belki mesafeler alamıyoruz. Ama Cumhur İttifakı noktasında inşallah önümüzdeki dönem daha kati bu işle ilgili en azından ortaya bir ışık saçılacağını düşünüyorum ve inşallah daha bundan sonra daha ehliyet ve liyakat esasına göre bir yönetim kademesi tarım teşkilatında olacak. Orman teşkilatında kısmen epey bir düzenleme oldu. Yani daha ehliyetli, liyakatli, kamuda düzen sağlayan, geçmişte yıkılmış bazı olumsuzluklar ortada olan bazı düzenleri yeniden düzen haline iyi düzen haline getirmişiz gibi görünüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda teşkilatımızın, genel merkez yöneticilerimizin, tüm teşkilat yöneticilerimizin de katkısı var. Bunu ısrarla ortaya koyarak, raporlayarak, şiddetle karşı çıkarak olumsuz uygulamalara ortaya böyle bir şey koyduk. İnşallah oradan da mesafe alacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönem siyasetin tabii şu anda kilitlendiği bir seçim dönemi var. Evet. İnşallah memleketimize milletimize hayırlı olur. <laughs> tamam. Cumhuriyetimizin yeni bir yüzyıl vizyonuna gireceğimiz inşallah 2023 yılından 2123'e doğru giden bir vizyonumuzda da inşallah iyi bir Allah yüzümüze bakar memleketimiz milletimiz için hayırlı bir sonuç olur diye beklentimizi ifade ediyorum. Evet. Oradaki tabi arkadaşlarımızdan yani bizi arayanlardan kamu mühendislerimiz. Şimdi kamudaki mühendis arkadaşlarımız ben de takdir edersiniz ben de evet. bir kamu mühendisiyim. Şimdi tabi bu konuda çalışmalarımız var evet mağduriyet çok ortada çok açık. Şunu arzu ediyoruz. Türkiye komisyonu olarak bunu her platformda da ifade ediyoruz. Diyoruz ki: "Gelin bir barem alalım. Bir yerden başlayalım. Bir yere alalım mesela. 99'u alalım veya 2007'yi alalım. Yan ödeme kararnamesini alalım, önümüze koyalım. Meslekleri koyalım. Kim ne alıyormuş. Şöyle koyalım yanımıza. Bugüne bakalım. Bir de bugünkü'nü koyalım. Ya yani bir kıyaslayalım. Hayırdır biri buradayken öbürü niye bu kadar farklılaştı?" Yani biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memuruydu da diğerini Yunanistan'da mı ithal ettik ya da? Değil mi? Şimdi sonuçta devletin adil muamele etmesi gereken kamu çalışanları içerisinde bu farklılaşma niye olduğu şapkasını bir önümüze koymamız gerekiyor. Biz bunu istiyoruz. Belki uslup olarak tam olarak arkadaşlarla aynı yerde buluşamayabiliriz ama şunu söyleyeyim. Biz Türkiye kamu kamusal olarak özellikle spesifik görev yapan teknik personelimiz, Sağlık personelimiz, mesela sağlık personeli ile ilgili bakalım duruma. Şimdi sağlık Bakanlığındaki sağlık personeli her konu olduğunda direkt öne çıkan sağlık çalışanlarına şu yönüzlü bir düzenleme geliyor dediğinde e bizde de bir sağlık çalışanı olduğunu ve bizim sağlık çalışanlarımızın da tarımdaki evet. hayvan sağlığıyla ilgili ki Türkiye'nin hayvan sağlığında siz gerekli ve yetki tedbirleri almazsanız insan sağlığında başarılı olabilmenizin mümkün olmadığı gerçeğini en iyi sağlıkçılar bilir. Yani siz temiz, hijyenik gıda eğer yedirememişseniz nüfusunuza sağlıklı ve yeterli besleyememişseniz bunun da en önemli yolu veteriner hizmetleridir. Yani buradaki sağlıkçıyı unutarak hastanedeki klinisyen sağlıkçıyla işi çözmeye gayret ederseniz sonuç ortada. Onun için hem sağlıkçılarımızı kimyagerlerimizi biyologlarımızı yani tüm mühendislerimizi kamuda görev yapanları dediğim gibi ya 99 ya 2007 alalım şu şablon önümüze bir koyalım. Neydi bugün ne oldu? Niye bu kadar fark oldu? Bu farktaki bu haksızlığı gidermek için bir an önce tedbir alalım. Yani şöyle yapalım böyle yapalım demiyoruz. Biz bunu en son grup başkan vekillerimizle Hı -hı. görüştüğümüzde önerimiz ya bunu yapalım ya bir an önce bunu yapalım. Çünkü arada çatı yani daha doğrusu makas ağzı açılmaya başlayınca açılmaya devam edince araya korkunç, gelmiyor, tefrikalar giriyor. Ve <laughs> bu arkadaşlarımız haklı olarak şu anda kamuoyunda büyük serzenişleri var ve ben size bir şey söyleyeyim. Eyt diye bir e, yapı vardı biliyorsunuz. O da bu mağduriyetle çıktı büyüdü. E, siyaset de bunu e, dikkate almak zorunda kaldı. Yani e, şunu söylemek doğru değil. Şimdi herkes gücünü kullanarak tehdit ederek alsın yok ya tehdit edilmeyelim. Değil, Ama adaleti de sağlayalım hep beraber değil mi? Ya bir adalet mekanizması nasıl lazım? E, özellikle kamu mühendisleri, kamuda görev yapan bu spesifik görevli arkadaşlarımız. Geçmişte emsalleri olanlarda bugün yaya kalmışlarsa bu yaya kalmalarını kabul etmeleri onların da mümkün değil, bizim de mümkün değil. Onun için tedbir alalım bir an önce. Evet. Bunlara bu birinci konu, ikinci konu. Yani kamu çalışanları adına Bizi izleyenler şunu unutmasınlar. Türkiye Kamu Sen her zaman söylüyoruz memur paketi Türkiye Kamu Sen'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunmuş olduğu memur paketi. Bakın onu emeklilikteki emekli maaşlarının pula döndüğü bir ülkedeki bir gerçeği yaşıyoruz. Bunun düzeltilmesiyle ilgili kanun teklifimizin sunduğumuz kanun teklifi hala ortada. Takipçisiyiz. Vergi dilimi mağduriyetini unutmadık evet. ki. Yani liyakatli ve ehliyetli ilk atama görevde yükselme ve ünvan değişikliğindeki ehliyet ve liyakat silsilesine uyularak işlem yapılması talebimiz bununla ilgili kanun teklifimizi unutmayacağız ki. Yani ek göstergeler arasındaki dengesizliğin giderilmesi diye Türkiye komisyonunun başladığı uslup bu değildi ki. Bu değildi. Yani biz... 1200 tabanı olanı 3000'e çekelim, 6400 olanı pek oynatmayalım. Aşağı yukarı sıkıştınınca e arada yani bu makas daralacaktır diğerleri adına diye derken talebimiz buydu. Bir de ikinci talebimiz neydi? Emeklilikte tazminatlardan çalışırken tazminatlardan kaynaklı hak edişimiz emeklilikte bir kat sayıyla bize geri bağlanıyor. 1200 ek göstergedeyseniz size bağlantı kat sayısı 055 3600 değilseniz 1.45 yani şimdi insanlar bunu gördüğünde 3600'ü bundan heveslendi bundan istedi. Siz eğer geri bağlama tazminat oranları arasında bir düzenleme yapmazsanız şimdi 3600 olanları 4200 yaptık değil mi? Şimdi arkadaşlarımız soruyor kamu mühendisleri de başta olmak üzere Ondan diyorlar ki var. ne oldu? 3, 4200 oldu da ne oldu? Haklı bir soru. Dur. Yani siz kademelendirerek ara kademelerinde yapsaydık biz şu anda. Yani ona en azından 1.45'ten 1.55 koysaydık. Çünkü 4801.65 ise bunu koysaydık insanlar bunun bir karşılığını görecekti. Ve olduğu yerin bir karşılığının sıcaklığını hissedecekti. Bunu göremediği yerde ne oldu diye sormakta. Ve umuttan çıkarak insanlar Onların bu beklentilerinin karşılanmadığı yer öfkeye dönmekte biz kamu çalışanlarının içindeyiz ee, Onun için 3600 konusunda da e Sayın Bakanımızla oturduydu Sayın bakanımızın da bu konuda olumlu görüşü vardı biliyorsunuz birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarını bir torba yasa içerisinde e doğrudan hepsini 3600'e getireceğiz denmişti. kamuoyuna da açıklamıştım bizim ziyaretimizin hemen akabinde şimdi bir deprem girdi araya e depremden sonra tabii ki deprem mağduriyeti çok büyük. Türkiye çok büyük Öyle bir değil. fatura çıktı. Ama bu faturanın içerisinde herhalde birinci dereceye gelenlerin de 3600 mağduriyetinin giderilmesi konusu daki bu faturaya e, çok büyük allame-i bir fatura eklemeyecektir. Evet. Ve en azından siyasetin taahhütü de havada kalmamış olacaktır. Evet. Geçen torba yasa çalışması oldu. E, ona giremedi maalesef bizim her türlü mücadelemize rağmen. Meclisteydi arkadaşlarımız hep nöbet tuttu. Şimdi yeni dönem işte ayın 10'una kadar yine zorluyoruz. Tüm şartları kullanmaya çalışıyoruz. Çok selam var bu konuda başkanım. Yani e, özellikle ayın 10'una kadar. Yani orada olmazsa bir kanun hükmünde kararnameyle başlatalım uygulamayı. Nerede anayasaya kırılıyor yok ki? Çünkü Doğru. eşitlik baresinde Sayın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılabilecek bir düzenlemeden bahsediyoruz biz. İddia ediyoruz bu konuyu düzenleriz, düzenleyebiliriz diyoruz. Çünkü bir eşitsizlik oluşmuştur. Aksi durum Aksi durum şu anda onlarca dava açılacaktır. Onu görüyoruz. Bizi de zorluyorlar çünkü. Yani filan meslek grubu şunu aldı. Bak ben de aynıydım. Dün böyleydim. Ben alamadım. Tabii. O zaman bu konuda ben yargıya gitmek istiyorum diyen ve haklı gerekçeyle yargıya gidecek, yargı kapılarını aşındıracak. Şu anda belki binlerce kamu çalışanı çıkacak. Bu da ayrı bir ee, ayrı bir hengame. Bunlara meydan vermemek lazım. Bir an önce bunu çözmek lazım. B evet. Başkanım dediğim gibi 3600 konusunda çok da selam var ve be beklenti de var programınızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ordu Kamu Sen Başkanlar Kurulu Başkanım memleketinizden bol selamlar. Evet, Her bir başkanımızın ayrı ayrı selamları var. Başta Hasan Ali Yılmaz Başkanım. <laughs> evet başta Bugün o. Özellikle bu konulara bağlı olarak e, taleplerini tek tek aktardı. Ben kendilerine gayretleri için de özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bunu bizzat gerek bizler, gerek işte Hasan Ali Başkanım gibi, başkanlarım tek tek kamuoyunun anlayacağı şekilde, hiç geri adım atmadan bunu hı hı. ifade ediyoruz. Sağ olsunlar. Onlar var olsunlar. Bu teşkilat onların sayesinde, onların sırtında ayakta duruyor. İşte bu dönemde ilave de etmek gerekiyor. Bizim Türkiye kamu senin zam talebi var. Evet. İşte bayrama giriyoruz. E bayramda herkes ikramiye alır memurlar hariç. Abi. Ya şimdi memurların <laughs> üvey evlat olmadığını bir göstermek lazım, değil mi? Aynen. Bir göstermek lazım, başlamak lazım bir yerden. İşte buyurun bu bayram hani sıcaklığıyla, her şeyle bu bayram mübarek bayram. Buradan gösterelim. Bir i̇ki, e şimdi enflasyon farkı iki ayda gitti maşallah verilen. Evet, açık arkadaşlar. başladı. Şimdi üçüncü ayda memur alacaklı oldu. Ya kötü bir şey istemiyoruz ki. Geçmişte uygulanan devletin sistemsel alışkanlığı olan bir şey istiyoruz. Eşer mobil sistemi. Enflasyon farkını. E gelin başlayalım şu Nisan'dan itibaren. Nisan 15'inden itibaren şu geçmiş kayıpları verelim ki cebimizdeki şu fareyi. Yani kemiren fareyi en azından bir dışarı <laughs> biraz atalım ya. Yani, kamu evet. çalışanların bu beklentisi var. Yani şimdi büyümeden payla ilgili şükür, sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız e, talimatıyla inşallah refah payı ile ilgili bir uygulamayı Temmuz'da göre görmüş olacağız. Eğer Maliye Bakanlığımızdan geri bir çark olmazsa. <laughs> Ama inşallah bakın o da bizim ısrarla talebimizle gelen bir e, uygulama evet. olacak ve tarih yeniden başlayacak diye biliyorum en azından refah <laughs> payı konusunda e bunlar hep kamu çalışanlarının haklı talepleri ve biz de onların bu haklı taleplerine ses olma gayretiyle mücadelemizi. Sürdürüyoruz ama bu devletin İnşallah. ve bu milletin birliği ve bütünlüğü baresinde, bütünlüğü çerçevesinde yürütüyoruz bunları. Yoksa devleti tahrip ederek herhalde sonuç almayı düşünmüyordur Değil kamu çalışanları. Sevgili Mehmet Kılıç selam ve sevgilerini göndermiş. Eyüp Bey yine selamlarını göndermiş. Başkanım ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz demiş. Ahmet Bey başkanıma teşekkür ediyoruz. Sağ olun 3600 konusu son derece önemli demiş. Epeyce selamlar ama son 1-2 dakikaya girdik başkanım. Bugün tabii 4 Nisan evet. rahmetli Alparslan Türkeş'in de ölüm yıldönümü başkanım. Bugün siz de kabri başındaydınız. Türkiye Kamu Sen başkanlığa yani. kurulu olarak örnekle de toparlayalım programımızı. Buyurun. Türkiye Kamu Sen'in temeli olan Türkiye Kamu Çalışanları Vatfı'nın kuruluş temelinde harcı vardır. başbu Alparslan Türkeş. Evet. Türkiye'de sivil toplum yapılanmasının kamu çalışanları adına temeli olan Türk temeli başbuğumuzun attığı bir temelle başladık. Sonra sendikacılığı biz ne kadar biliyorduk bilmem ama bir araya oradan geldik. Ve bu işin gelişmesi noktasındaki temel harç başbuğumuza aittir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde biz onun idealleriyle yaşarken, ideallerini yaşatmaya gayret ederken o dönemdeki Malum tartışmaların hepsi evet. bir tarafa kaldı. Bugün milli devlet algısı, Türk dünyası algısı, Türk devletleri birliğine uzanan bir e, şu andaki manzumeyi evet. ve sonuç almayı, şu andaki fiilen hayata geçmiş bir yapının e, müessir, kurucusudur, fikir babasıdır. Evet. Ruhu şad olsun. Evet 26 Rica yıl önce kaybettik. Olsun. Dün kaybetmişiz gibi aile büyüğümüzü, davamızın babasını. Yitirmiştik ama ideallerini yaşatmak lazımdı. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi. Yani Alfassan Türkeş'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde başbuğumuzun koyduğu bir mühür ve imza var. Onun mührüyle biz inşallah bu dava hep kaydar olacak. Biz de milli algıda milli devlet algısından bu devletin geleceğiyle ilgili onun ortaya koyduğu prensiplerden vazgeçmeyeceğiz. Geçemeyiz. Çünkü evet. Anadolu zor bir coğrafya. Anadolu'da ayakta durabilmeniz için milli duracak yeterince cesaret, yeterince irade ve kendi içinizde birlik ve bütünlük içerisinde olmanız lazım. Bunun dışında her şey boş. Evet. Ee, onun için iyi yani ki onu tanımışız, olsun. iyi ki onun idealleriyle en azından beslenmişiz ve bir noktada fikir, e, doktriner büyüğümüz olarak bize bu katkıları sunmuş. Allah mekanını cennet etsin. Tamam. Rahmetle anıyoruz. Durlar içinde uyusun. İnşallah idealleri bizim için yaşayacaktır. Onun idealleri yaşamaktadır. İşte Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey de o konuda aldığı bayrağı daha yukarıya çıkararak bugün idealimize zin evet. devamcısı olarak, liderimiz olarak... Davamıza hizmet etmektedir. Biz Allah de onun evindeyiz. Davamıza hizmet hep beraber edeceğiz. Ben ha. teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağolunuz başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Bu Ramazan, bu güzel Ramazan akşamında bizleri kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ne ediyorum. Var. Başarılar diliyorum. Sağolunuz. Değerli izleyenler söz hakkında bugün Türkiye Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı Sayın Ahmet Demirci ile birlikteydik. Kendisiyle hem ülkemizin değişmez gerçeği, deprem gündemini, hem çalışma hayatının sorunlarını, sıkıntılarını, hem de tarım ve orman hizmet konunun problemlerini konuşmaya gayret ettik. Hafta yeniden birlikte olabilmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.